Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biraz da edebiyat diyeceğiz ve söz sanatlarıyla başlıyoruz. İlk sanatımız teşbih, benzetme sanatı. Özellik olarak zayıfın güçlüye, kuvvetliye benzetildiği sanattır arkadaşlar. Normal bir teşbihte, tam bir teşbihte dört temel unsur vardır. Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme edatı ve benzetme yönü. Örneğimize bakalım. Çocuk tilki gibi kurnazdı. Benzeyen kim? Çocuk. Kime benzemiş? Tilkiye. Kendisine benzetilen hangi yönden, pardon, gibi benzetme edatı hangi yönden benzetiliyor? Kurnazlık yönünden. Tam bir teşbih örneği arkadaşlar. Diğer örneğimize bakıyoruz. Elma gibi kıpkırmızı yanakları vardı. Burada benzeyen yanaktır. Neye benzemiş? Elmaya. Hangi yönden benzetilmiş? Kırmızılık yönünden gibi de benzetme edatımızdır. Beleğimiz var. Güzel benzetme ya da öz, kısa benzetme de diyebiliriz arkadaşlar. İki temel unsur var. Benzeyen, kendisine benzetilen iki temel unsur var. Şimdi, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Vatan, benzeyen. Neye benzetildi? Cennete. Demiyor ki cennet gibi güzel vatan deseydi tam teşbih olurdu. Demediği için edat ve yön olmadığından dolayı teşbihi belli diyoruz arkadaşlar. Ey deniz gözlerinde huzura erdiğim sevgili. Gözler neye benzetilmiş arkadaşlar? Denize benzetilmiş. Ama benzetme yönü ve benzetme edatı yok. Teşbihi belli bu şekilde oluşur arkadaşlar. Deniz gibi mavi göz dememiş mesela. Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Karanfil neye benzetilmiş? Aleve benzetilmiş. Alevin tabii özelliği var. Yarın dudağından getirilmiş olması. Ahmet Haşim'in. Şimdi istiare. Arkadaşlar istiareye yıldız atıyoruz. Çok önemli. Sizlerin en çok zorlandığını hissettiğim, bildiğim bir konu. İstihare, eretileme. İstiharede eksikliğe de odaklanalım arkadaşlar. Şimdi, iyi anlaşılması için baştan alıyorum. Biz tam teşbihte dört tane unsuru gördük mü arkadaşlar? Teşbih belli de iki tane unsuru var mı? İki temel unsur. İşte istiharede bir tane arkadaşlar. Asıl unsur bir tane. Benzeyen ya da benzetilenden. Yani eksiltiyorsunuz siz istiharede. Tam teşbihi eksilte eksilte bir taneye düşürdük. Temel mantık bu arkadaşlar. Benzeyen ya da benzetilenden sadece birinin bulunması. Bu istiharedir. Tam teşbihte dört unsur var. Teşbih belli de iki unsur vardı. İstiharede bir tane temel unsur var. Ya benzeyen ya kendisine benzetilen. İstihare kendi arasında gruplara ayrılıyor. Açık istihare, kapalı istihare. ÖSYM sınavda sordu. Açık mı kapalı mı diye sormadı 3-4 sene önce. Ama istihare olarak sordu. Fakat biz detaya girmek zorundayız arkadaşlar. Açık istihare nedir? Güçlü olanın bulunduğu, yani kendisine benzetilenin bulunduğu istiharelerdir. Güçlü olan var. Havada bir dost eli okşuyor derimizi. Deriyi okşayan havada bir dost eli. Peki ne olabilir bu? Düşünün. Rüzgar, evet. Rüzgar neye benzedi arkadaşlar? Dost eline benzetildi. Rüzgarı söylemedi. İşte söylenmediği zaman biri eksik olunca istihare oluyor. Burada rüzgar dost eli gibi okşuyor. Benzetme yönünden anlıyoruz bunu. Rüzgar dost eli gibi okşuyor. Diğerine bakalım. Yine inci dökülüyor gökyüzünden. Gökyüzünden inci dökülmez. Ama nedir? İnci gibi yağmur, kar tanesi. Bakın ötekini söylemiyor. Güçlü olan söylendiği için açık istihare. Kan de olsan ey peri, gönlüm senin yanındadır. Arkadaşlar, periden kasıt kim? Evet, sevgili. Periden kasıt sevgili. Peri kadar, peri gibi güzel sevgili. Ona sesleniyor. Ama sevgiliyi söylememiş.
Kapalı istiharede ise zayıf olan vardır. Yani benzeyen vardır. Özellik olarak zayıf olan, bakın özellik olarak. Ay zeytin ağaçlarının arasından yere damlıyordu. Çıkmış bir soruydu bu. Şimdi ay damlar mı? Benzeme yönünden biz anlayacağız bunu. Ay damlamaz. Peki ne damlar? Su damlar mesela. Yağmur damlar. Şimdi ay zeytin ağaçlarının arasından yere su gibi demiyor arkadaşlar. Yağmur gibi demiyor. Diğeri eksik. Damlama özelliği suda, yağmurda daha fazla. O zaman ay benzeyendir. Zayıf olandır damlama yönüyle. Yağmur güçlü olandır. Dolayısıyla kapalı istihare oluyor. Çıkmış soru bu da. Her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime. Şimdi ay dememiş, göz demiş. Göz neye benzetilmiş arkadaşlar? Ay'a benzetilmiş. Bu da kapalı istihare. Geçelim. Teşhis. Teşhis, kişileştirme, şahıstan aklınıza gelsin. Baştaki T'yi atsanız geriye şahıs kelimesini çıkartabilirsiniz. Asli harflerle. İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği vermedir arkadaşlar. Güzel gitti diye pınar ağladı. Çeşmenin ağlaması. Menekşeler külahını kaldırır. Bir şey kaldırmak, şapkasını kaldırmak. Aheste çek kürekleri, mehtap uyanması. Mehtap nedir? Mehtap aydır arkadaşlar. Ayın uyanması, kişileştirme. Yalnızlığın okşadığı kalbime yağmurlar küskün. Yağmurlar küsmüş arkadaşlar. Kişileştirme var. Artı ne var burada? Yalnızlık okşuyor kalbi. Burada da bir kişileştirme var. İntak, insan dışındaki varlıkların konuşturulmasıdır arkadaşlar. Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna, içimde kanayan bir yara gibisin. Kanayan yara gibisin. Kişileştirme konuşması. Şöyle söyleyelim, her intakta aynı zamanda bir kişileştirme vardır. Yine gelirim üzülme dedi uzaklaşan gemi limana. Gemi konuşuyor, kişileştirilmiş arkadaşlar. Evet. Mecazi mürsel, diğer adıyla adaktarması, benzetme amacı olmadan bir kelimenin başka bir kelime yerine kullanılması. Mesela Yahya Kemal okuyorum. Yahya Kemal bir kitap değil. Ama Yahya Kemal'in okunması nedir arkadaşlar? Onun eserinin okunmasıdır. Eseri kastedilir. Bir çift göz bakıyordu zeytin ağaçlarının arasından. Gözden kasıt kişi, insanı kastediyor arkadaşlar. Şahsı kastediyor. Sen hemen sobayı yak. Sobadan kasıt içindeki odundur, kömürdür arkadaşlar. Ayağını çıkar da gir derken ayakkabıyı kastediyor mesela. Geçelim. Tezat, pardon. Geriye alıyoruz. Tezat, zıtlık. Karşıt anlamlılıktır arkadaşlar. Karşıt anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Ağlamak ve gülmek. Baharı görmeden ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. Bahar ve kış. Anlamca bir tezat söz konusu. Hatta zıtlık sanatını, tezat sanatını biraz daha ileri seviyeye götürelim. Yani ilkokul, ortaokuldaki gibi bir tezat algılamayın. Anlamca karşıtlığı biraz daha düşünmeye çalışın. Yokluğun, cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini. Şimdi cehennemin zıtı ne olabilir? Cennet. Ama arkadaşlar, cehennemde üşünmesi de bir tezattır, zıtlıktır. Anlamca bir tezat var. Kinaye, hem gerçek hem mecaz anlam vardır ama kastedilen mecaz anlamdır arkadaşlar. Bulamadım dünyada gönüle mekan, nerede bir gül bitse etrafı diken. Evet, güllerin etrafında diken var. Ama şair sırf bunu söylemek için mi şiir yazdı? Hayır, nerede bir güzellik varsa ona ulaşmaya engel olan nesneler, varlıklar da var, engeller de var. Onu kastediyor arkadaşlar. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Bu da çıkmış bir soru.
taş bağır. Dağların bağrında bünyesinde taş kaya vardır ama kastedilen o değildir arkadaşlar. Nedir? Acımasız, sarp anlamında, merhametsiz kastedilen odur. Dolayısıyla kinaye var diyoruz. Yine diyebilirsiniz ki kapımız herkese açık ya da her zaman açık. Kapının açıklığı evet gerçekten de açık olabilir ama kastedilen nedir? Rahat gidip gelebilirsiniz. Kastedilen odur arkadaşlar. Fevriye, buraya da bir yıldız atalım. Önemli bir sanat. Anlaşılması biraz dikkat gerektiren bir sanat. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamının değil de uzak anlamının kastedilmesi arkadaşlar. Burada bir sesteşlik var. Ama dikkat edin, tek kelimeden hareketle sesteşliği biz bulacağız. Tek kelimeden hareketle. Mesela, bu kadar letafet çünkü sende var, bu güzel gerdanına bir de ben gerek. Şimdi divan edebiyatında kahverengi leke olan ben bir güzellik unsuru olarak ele alınıyor. Şair burada, evet gerdan boyun, bu güzelliğin yanı sıra boynunda bir de ben, bir leke olsa çok güzel durur demek istiyor. Fakat ilk anlam değil de uzak anlam olarak şair lekeyi değil kendisini kastediyor. Bu güzel gerdanına bir de ben gerek. Kendisini kastediyor arkadaşlar. Burada da uzak anlam var. Tevriye sanatı. Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Evet, yağ ele sürülür. Tamam ama bülbül ve gülün aşkını bilmeyen yoktur edebiyatımızda. Kastedilen ilk anlam organ iken uzak anlam yabancılardır arkadaşlar. Yabancılardır. Bu ikinci anlamdır ve tevriye sanatı var. Gül der ki tomurcuğuna bağrımda bir yâri açar gibisin. Şimdi tomurcuğun patlaması bir yara gibidir. İlk anlam düşünülebilir ama uzak anlam bağrımda bir yâre, bir sevgiliye açar gibisin. Onun için açar gibisin. Bunu kastediyor şair. Bu da uzak anlam ve tevriye sanatı oluyor. Evet, cinas yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimelerin kullanılması. Burada da sesleşik var ama dikkat edin arkadaşlar. İki kelime olacak. Dizede, şiirde iki kelime olacak. Tevriyede tek kelimeden biz bunu düşünüyorduk. Geçmesin günümüz sevgilim yasla. O güzel başını göğsüme yasla. Birinde hüzün, diğerinde arkadaşlar nedir? Yaslamak fiilidir. Diğerinde yaslamak fiili. Evet, cinas. Diğer bir sanatımız hüsnü talil, güzel nedene bağlama ya da gerçek nedenin dışında başka bir nedene bağlama. Gerçek nedenin dışında başka bir nedene bağlanıyor. Böyle hoş, latif bir neden. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Çiçeklerin açmaması muhtemelen sonbahardır, kıştır. Ama şair onu neye bağlamış? Sen yoksun ya ondan dolayı. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mesela diye başlıyorsa diye bir sebep belirtiyor. Dikkatinizi çeksin sorularda. Yoksun diye bahçemde çiçekleri açmıyor bak. Ne sıcak vücutlar gitti toprağı ısıtmak için. Yani vücutların gitmesi ölüm. Ölmek. Ama ölenler niye gitmişler, niye toprağa konmuşlar? Toprağı ısıtmak için. Şair güzel bir nedene, farklı bir nedene bağlıyor onların oraya gitmesini. Kadrini bilmeyenler alır eline, bu yüzden boynun eğri menekşe. Menekşenin boynu eğri, tamam. Tabiatı öyle. Şair neye bağlıyor? Kıymetini bilmeyenler eline alıyor ya, ondan dolayı boynu eğri. Güzel bir nedene bağlıyor. Tecahül-i Arif, bilip de bilmemezlikten gelme sanatı. Şakaklarımı kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Cahil Sıtkı'nın aynaya bakmış. Ve şakaklarında beyazlıklar var. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Senin tabii ki. Bildiği halde soruyor. Birlikte bilmezlikten gelme. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Suların yanmadığını biliyor. Ama ne oldu? Niye bu renge büründü anlamında sormak istiyor şair. Bildiği bir şeyi. Mübalağa bir şeyi olduğundan daha fazla gösterme abartmadır. Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken.
Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken. Sevgiliye söylenmiş. Senin olduğun yerde geceleyin mehtaba gerek yok. Yüzün öylesine parlıyor ki. Hatta gündüzü hiç sorma. Bir uzak yıldıza benzerdi güneş. Senin olduğun yerde güneş çok sönük kalırdı. Bir hayli mübalağa yapılmış. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Gözüm yaşı değirmeni yürütür. Göz yaşı suları değirmeni yürütecek. Su değirmenleri gibi. Evet. Geçiyoruz. Telmih bilinen bir olayın hatırlatılmasıdır. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya bu dağlar yerinden ayrılır bir gün. Sultan Süleyman'ı hatırlatıyor. Mende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem Mecnun'un ancak adı var. Leyla Mecnun hikayesine bir gönderme var arkadaşlar. Bilinen bir olay hatırlatılıyor. Tariz, iğneleme, alay etme, eleştirmedir. Bu ne kudrettir ki Elif Bahi okur ezberden. Bu ne zeka ki diyor. Alfabeyi yani Osmanlıca diyelim. Elif Bağ, alfabeyi, Arap alfabesi. Yatılı devri düşündüğümüzde öyle. O kadar zeki ki alfabeyi ezberden okuyor. Dalga geçiyor aslında. Nefi'nin dizeleri var. Müftü Efendi ile arası hiç iyi değil. Tahir Efendi ile Müftü Efendi bize kafir demiş. Tutalım ben ona diyen Müselman. Lakin varıldıktan ruzu mahşere ikimiz de çıkarız orada yalan. O ona Müslüman dedi, o ona kafir dedi. Tam tersi olduğunda o ona aslında Müslüman derken kafir olma ihtimalini kastediyor. Evet. Arkadaşlar, söz sanatlarının birinci bölümünü bitirmiş olduk. İkinci bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.